M'nin gücünden veya seviyelerinden etkileniyorsa buradaki M düzenleyici bir değişkendir. En özet anlatım. Herkese merhabalar. Bu videomuzda düzenleyici değişkenin, diğer adıyla moderatör değişkenin ne olduğunu ve düzenleyici etkinin ne anlama geldiğini anlatacağız. Aracı değişkeni anlattığımız videoda yaptığımız giriş ile başlayalım. Araştırmacılar bir bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini araştırırken bazen bu ilişki üzerinde etkisi olabileceğini düşündükleri üçüncü bir değişkeni de incelemek isterler. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan birisi de bu değişkenin düzenleyici, diğer adıyla moderatör değişken olduğudur. Peki hangi sonuç elde edilirse bu değişken düzenleyici değişken olur? Şimdi bunu anlatalım. Burada ekranda bir model görüyoruz. Bu modelde bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında bir ilişki var. Ve burada yer alan üçüncü bir değişken bu ilişki üzerinde bir etkiye sahip. Buradaki ilişkiyi zayıflatıyor veya güçlendiriyor veya bazen de bu ilişkiyi tam tersine çeviriyor. İşte böyle bir durumda X ve Y arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü etkileyen buradaki değişkene biz düzenleyici, diğer adıyla moderatör değişken adını veriyoruz. Diğer bir anlatım ile X ve Y arasındaki ilişkinin gücü ve bazen de yönü, buradaki gücü ve bazen de bunun yönü M'nin gücünden veya seviyelerinden etkileniyorsa, bu eğer sürekli bir değişken ise, örneğin puanlar gibi bir durum varsa, bunun gücünden etkilenecektir buradaki ilişki. Eğer burada bir kategori söz konusuysa buradaki değişkende, o zaman buradaki ilişki buradaki kategorilerden etkilenecektir. Yani seviyelerden etkilenecektir. Dolayısıyla baştan alacak olursak, X ve Y arasındaki ilişkinin gücü ve bazen de yönü M'nin gücünden veya seviyelerinden etkileniyorsa buradaki M düzenleyici bir değişkendir. En özet anlatım ile düzenleyici değişken bu anlama geliyor. Bir de örnek verelim, ne olduğunu pekiştirmiş olalım. Ürün reklamları ile satın alma davranışı arasında bir ilişki olduğunu düşünüyoruz. Hatta ürün reklamlarının satın alma davranışını anlamlı olarak etkilediğini, anlamlı olarak arttırdığını düşünüyoruz. Yani bireyler daha fazla reklam izlediklerinde daha fazla satın alma davranışı gerçekleştiriyorlar. Ve bir de bir değişkenimiz daha var. Bu da kişinin yaşı. Buradaki yaş değişkeninin de buradaki ürün reklamı ile satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi güçlendiren veya zayıflatan bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ve yaptığımız analiz sonucunda kişinin yaşı küçük olduğunda buradaki ürün reklamlarının satın alma davranışı üzerindeki etkisinin daha fazla olduğunu tespit ediyoruz. Yaş büyüdükçe ise buradaki ürün reklamlarının satın alma davranışı üzerindeki etkisinin zayıfladığını düşünüyoruz. Eğer burada belirttiğimiz senaryo gerçekleşirse biz buradaki yaşa düzenleyici değişken adını verebiliriz. Neden? Çünkü X ve Y arasındaki ilişkinin gücü ve bazen de yönü demiştik. M'nin gücünden veya seviyelerinden etkilenmektedir burada. Dolayısıyla biz buradaki değişkene düzenleyici, diğer adıyla moderatör değişken adını verebiliriz. Ve buna bağlı olarak da buradaki değişkenin yaptığı etkiye düzenleyici etki adını verebiliriz. Ancak buradaki değişkenin düzenleyici değişken olup olmadığına karar verebilmemiz için bir takım özellikleri de bilmemiz gerekiyor. Bunlara da burada kısaca değinelim. Öncelikle M'nin X ve Y ile nedensel bir ilişkisi olmamalıdır. Ne demek istiyoruz? Buradaki M'nin X ve Y ile nedensel bir ilişkisi olmamalıdır. Buradaki örnek üzerinden gidecek olursak, ürün reklamı yaşın bir nedeni olmamalıdır. Yaş ürün reklamının bir sonucu olmamalıdır. Veya yaş ile satın alma davranışı arasında da bir neden sonuç ilişkisi olmamalıdır. İkinci madde olarak ise X ile M arasında güçlü bir ilişki olmamalıdır. X ile M arasında, yani buradaki bağımsız değişken ile buradaki düzenleyici değişken arasında güçlü bir ilişki olmamalıdır. Neden? Çünkü bu şekilde güçlü bir ilişki olduğunda X ve M'nin buradaki Y üzerindeki, yani bağımlı değişken üzerindeki etkileri tam olarak anlaşılamamaktadır. Çünkü bunlar birbirini baskılamaktadır. Bundan dolayı bunlar arasında güçlü bir ilişki olması istenmez. Buradaki ilişkinin güçlü olması ne kadardır derseniz, bunlar arasında bir korelasyon analizi yapıldığında ilişkiyi gösteren korelasyon katsayısının 0,80'den büyük olması istenmemektedir. Bu durum olduğunda çoklu bağlantılılık adı verilen bir sorun ortaya çıkmaktadır. Ancak yine de burada güçlü bir ilişki olursa eğer, bu durumda buradaki değişkenler standartize hale getirilmektedir. Z skoruna dönüştürülmektedir ve buradaki analiz buradaki standart puanlar üzerinden yapılarak buradaki sorunun üstesinden gelinebilmektedir. Üçüncü bir özellik olarak ise X ve M, buradaki X ve M sürekli veya kategorik değişken olabilirler. Bunu da burada belirtmekte fayda gördüm.
Yani ne demek istiyoruz? Buradaki x ve m istersek her ikisi de sürekli değişken olabilirler. İstersek her ikisi de kategorik değişken olabilirler. Veya birisi sürekli, birisi kategorik değişken olabilirler. Hangisinin sürekli veya kategorik olacağı fark etmiyor. Bir de son olarak şunu belirtelim. M'nin moderatör olup olmadığı etkileşim terimi, interaction term veya product term adı verilen bir değişken üretilerek tespit edilir. Bunun için x çarpı m yapılır. Ne demek istiyoruz? Bu modelde bir değişkenin düzenleyici değişken olup olmadığını tespit etmek için buradaki x ile m çarpılarak ortada yeni bir değişken üretilmektedir. Ve bu değişkene şurada yazmış olduğumuz etkileşim terimi adı verilmektedir. Bunun İngilizcesi interaction term veya product term'dür. Buradaki İngilizce ifadeler de Türkçe'de çokça kullanıldığı için burada vermekte fayda görüyorum. Burada üretilen yeni değişken, yani şuradaki x, m olarak adlandırabiliriz artık. Burada üretilen yeni değişkenin, etkileşim teriminin, buradaki bağımlı değişken üzerinde anlamlı etkisinin olup olmadığı tespit edildiğinde buradaki değişkenin düzenleyici değişken olup olmadığına karar verilmektedir. Bu bilgiyle birlikte bu videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olması halinde yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.